Muhtar inliyor sana. Ne edecekmiş beni muhtar? Oo gel Bekir gel. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Bundan sonra bu köyün muhtarı sensin. Köyümüze bir çalgıcı, bir gıygıcı muhtarlık edecek ha? Temelli değil Kezbanım. Birkaç aylığına. Ne oldu? Osman amca, 2 lira. 2 lira. Ne 2 lirası evladım? Ceza. Bundan sonra yere çöp atmanın cezası 2 lira. Ya bu Kezban yenge beni delirtecek. Düğün ettim gerdek odamdan kaçırdı Sülbiye'yi. Sen çok film seyrediyorsun. Benim derdime bir çare bul ya. Bu sefer Kezban yenge kızı kendi ayağıyla getirecek sizin eve. Yok ya. Beni iyi dinleyeceğim. Sülbiye yengeni kaçıracağız anladın mı? Ben Ali Rıza öğretmenin oğlu İrfan. 60'lı yıllarda burada öğretmenlik yapmıştı. Şimdi buraya niye geldiğimi merak ediyorsunuz değil mi? Buraya bir şey yapmak istiyorum. Ne isterseniz. Çek kaç paralık? Çok paralık, çok! Burhan! Burhan oğlum, evladım. Eridin bittin oğlum. Yemiyorum da bir şey. Sülbiye bu eve gelmeden ağzıma bir lokma bir şey almayacağım. Ne? Delirdin mi oğlum sen? Grev yapıyorum ana grev. Ben ne dersem olacak. Ben buraya düğün salonu yapılacak diyorsam yapılacak. Ben de diyorum ki yapılmayacak. Yok ben bu işten vazgeçeceğim. Olmaz. Açlıktan öleceğim be. Greve devam. Söyledi mi lan? Eve dolaştım ona. Herkese söyledim gelecekler. Allah için söyleyin komşular. Bu köyün düğün salonuna mı ihtiyacı var yoksa çamaşırhaneye mi? Yavrum eridi bitti yardım et. Bak ayağına kadar geldim. Hem de bütün köylü karıların yanında sana yalvarıyor. Gel inat etme bir büyüklük yap. Işır avni. Atma lan. Ana. Sülbiye çabuk ol kız. Benim hatırım için ye. Ne olur. Hadi kalk. Biz çamaşırhane istiyoruz. Düğün salonu. Çamaşırhane istiyoruz. Düğün salonu. Çamaşırhane. Çamaşırhane. Yo hayır olamaz. Burası benim köyüm. Benim kahvem olamaz. Benim çocukluğumda köylüler kavga etmezdi. Birbirlerine saygılıydı. Üzgünüm. Vadimden dönmek zorundayım. Hizmetimi bu köye değil başka bir köye yapacağım. Arkadaşlar, hanımız diyor ki muhtarlıktan istifa etmiş, istifa mektubunda kaymakama vermiş. E benden başka aday olan var mı? Kim aday olabilir? Kim bu köyde muhtarlık yapabilir değil mi? Hadi hoş, ben yaparım. Kezban yenge. Ben de muhtarlığa adayım. Ecep! Bir yelek sokmuş danalar gibi ne bağırıyor? Ben muhtar olacağım! Hacer'i de alacağım! Oh! 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 Bana oy verin! Oy verin! Ben muhtar olacağım! Ulan Erci! Sana Bekir'le Kezban'dan sıra düşer mi? Ben muhtar olacağım. Hacer'i de alacağım. Oh, oh, oh. Tamam ulan muhtar ol. Hiç olmazsa Deli Kezban'la Deli Bekir'den kurtuluruz. Koy adayları seçelim seni. Sahi mi? Sahi ulan. Muhtar olacağım. Hacer'i de alacağım. Oh, oh, oh. Ben muhtar olacağım. Hacer'i de alacağım.
işler. Dünya iyiye gitmiyor. İşimiz delilere kaldı bari. Seçime kadar bu patlasın, çal oynasın. Bir tarafta kizbanyengi, diğer tarafta çalkıcı benim. Yaşadık patla. Ercan, atlayın çabuk. Hadi bin lan, çabuk. Hep de ne yarış ha? Oğlum salak salak bakma, bin lan. Ben muhtar olacağım abi. Bin lan salak. Tamam abi. Allah'ım ya. Amanin, amanin. Benim adama bir haller oldu. Özgüdenle Rıfkı gibi aklını payıda tutuvereceğim. Bekir, amanin Bekir. Bekirlen hele bir bak bana. Ecinlilere karıştık hocam. Sürbiye. Sürbiye. Geldi. Ben sana küstüm. Niye? Sana ne yaptım ben? Nerelerdeydin? Hiç gelmiyorsun gari. Ben istemiyorsun değil mi? Hiç istemem mi? Emme anandan korkuyorum Sülbiyem. Ne zaman evinizin önüne gelsem karşıma zebellah gibi dikili veriyor. Çığırı veriyor. Şimdi çıkıverecek diye ödüm başım patlıyor vallahi. Korkma korkma. İçeride oturuyor. Düşünüyor. Düşünüyor mu? Ya yine bir şeytanlık düşünüyordur. Yok yok. Seçimi düşünüyor. Muhtar olacak ya. Adayınız Hulusi Ağa'nın kızı Kezban Yenge. Köyün muhtarı Kezban Yenge, köye gelecek denge. Pişmiş kelle gibi ne sırıtıyorsun lan? Ortalıkta bir şey mi var? Yok Kezban'ım, ne olsun? Ne yapıyorsun diye bakıyordum. Sülbiye. Hmm. Gayri canıma dak etti. Gel kaçalım. Olmaz. Hem nereye kaçacağız? Anam bir muhtar olsun. O zaman kaçarız. Sen deli misin kız? Anan asıl muhtar olunca bizi yakar. Canımızı okur vallahi. Ama baban muhtar olursa bak işte o zaman değişir. Muhtar olayım diye artık anan seni bana verir. Bak hele. Senin baban nereden muhtar oluyormuş? Benim anam muhtar olacak. Sülbiyem, benim babama yakışır muhtarlık. Benim anama. Benim babama. Anam muhtar olacak. Hayır Sülbiyem, babam muhtar olacak. Anam. Babam. Anam. Babam. Anam. Bunlar deli ya. Hayır, babam muhtar olacak. Anam. Babam. Yakaladım anam. Sizi, yakaladım sizi. Hep de yakalıyorum. Ne olacak bu işin sonu? Konuşmanız da konuşmaya benzese. Senin anam, benim babam. Biliyorsun. Anamı da görünce dilim çözülüyor. Ne yapacağız şimdi? Vallahi senin için çok üzülüyorum abla. Tam da seçim zamanı rakibin oğluyla. Şimdi kör olası benim de bir huyum var. Kovuç, senin derdini anladım. Al. Bir daha da isteme. O
orası belli olmaz gari. Ben sana buraya adımını atmayacağını demedim mi lan? Söyle bakayım. Hop dedik be. Sen kim oluyorsun? Çekil başımdan lan. Oh! 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 Var mı üstüme? Oh. Var mı lan? Vurma lan. Vurma Ercep. Ercep. Vurma lan. Neredesin lan Ercep? Oh! 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 Nereye kaçtın lan korkak? Delikanlı adam bırakıp gider mi lan? Ercep! Ulan sen... Oh. Bu iş benim için epey karlı oldu. Hacer! Ercep? Ben muhtar olunca... Bana vereceksin mi? Ercep! Lan Ercep! Hacer'imi niye kaçırdın abi? Sus lan! Vururum gözünü şuna! Vur lan! Hacer'im! Tın tın! Başımın etini yedin! Kes gari şunu! Allah'ım sen akıl fikir ver şu deliye. Hı. Amca. Sana eşek getirdim. Her eşeğin edeceğim lan. Amca. Bu eşek seni muhtar yapacak. Ulan kuş kadar beyninle amcanla dalga mı geçiyorsun? Hadi şuradan yürü hadi. Yok amca. Vallahi diyorum. Müthiş bir fikrim var. Bir filmde görmüştüm. Kampanya yapacağız. Eşekli kampanya. Ana bak ablamla yazılar yazdık. Okusana abla. Saç üstünde kavurma. Oylarını savurma. Geliyor Kezban yenge. Aklını sakın şaşırma. Yerini de oku abla. Çekirgenin kanadı, nedir köyün inadı? Seçin gari sandıkta, ağa kızı Kezban'ı. Aferin benim yavrularım. Kuzucuklarım benim, kuzucuklarım. Bir mani daha var. Hemi de biraz sevdalı. Sevdalı mani. Şey... Avlumuzda tavuklar. Sabahları gıdaklar. Salak salak konuşuyor. Bizim salak aşıklar. Bunun seçimle ne alakası var kız? Bunu da öylesine yazdım ana. Tamam tamam. Son okuduğun hariç yarın bütün bu yazıları köyün her tarafına yapıştıracağız. Ben yapıştırırım. Ben de. Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rabbim. Ey Allah'ım ya. Salim'im, muhtar olacak kadın kendine bakmalı. Çeki düzen vermeli, öyle değil mi? Kezban, bak ne diyeceğim. Ha, söyle. Muhtarlık senin neyine? Diyeceğim, demiyorum. Diyemiyorum. Madem ki muhtar olacaksın, kampanya yapacaksın. Şöyle eli ayağı düzgün bir kampanya yap. Köy yerinde yazılarla kampanya mı olurmuş? Söyle bakayım ne yapayım? Akıl ver de görem hele. Mesela ev ev dolaş. Herkesin halini hatırını sor. Fakir fukaranın evlerine var. Ne ihtiyaçları var gör. Kadınlarla konuş. Neler yapacağını söyle. İnandır herkesi. Hadi lan. Bilip bilmeden konuşuyorsun. Muhtar olmak istiyorsan başka çaresi yok. Koskoca Hulusi Ağa'nın kızı Kezban yenge başı bitli avlusu itli köylünün ayağına mı gidecek? Selam bile vermem vallahi. Her şey dengi dengine.
Öyle bir kampanya yapacağım ki herkesin aklı fiilinden çıkacak. Koyunlar gibi mel mel bakacaklar. Peki ne yapacaksın Kezban'ım? Düşünüyorum Salim, düşünüyorum. Bulacağım bir çare. Köyde düğün mü vardı? Benim bildiğim kimsenin düğünü yok. Ramazan ayına da çok var. Eskerler de gitti. Neyin nesi bu davul sesi? Gel bakalım hele, hadi. Bakalım Kezban'ım. Muhterem köylülerim, size geleceğin muhtarını takdim ediyorum. Alınıza mal katacak, aşınıza aşk katacak. Hasta olsanız yanınızda, zorda kalsanız evinizde. İşte gerçek muhtar. Ayırmadan zengin fakir. Geliyor çalgıcı Bekir, geliyor. Derdinize derman geliyor. Selamlayın gari. Köyümüze huzur geliyor. Köyümüze taş yağacak valla. Ne olacak? Biz böyle mel mel bakarken herifçi oğlu muhtar olmuş gidiyor. Olamaz. Çalgıcı Bekir bu köye muhtar olamaz. Ah! 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 Muhtar da olacağım. Acele de alacağım. Susun! Elçip lan! Sen de sus! Şimdi köyümüzün muhtar adayı, Cüro Üstadı, muhtarınız Çalgıcı Bekir! Muhterem köylülerim! Bugün Çalgıcı Bekir size bir konuşma yapacak. Sözlerine kulak verin. Düşünün derin derin. Konuş Bekir amca. Herkes seni dinliyor. Köylümüz seni dinliyor. Geçen gün dereye indim. Baktım kayış gibi ilan. Şşş diye geliyor, sokacak beni. Baktım o üzerime gelen ilan değil, deli Kezban'mış. Muhtar olacağım diyormuş. Ya kadınla muhtar olur mu hiç? Şimdi de eşeğe bin amca, eşek üzerinde konuş. Hadi. İyi günler, iyi günler. Gelecekteki muhtarınız olaraktan diyorum ki size, köyümü çiçek gibi yapayım. Evlenemeyenleri evlendireyim. Sevenlerin arasına girenlerin dersini vereyim. Ağ kızıyım diye apra tapra atanların ağzının payını vereyim. Köyümüze kız vermek istemeyen ne deden karılar haddini bildireyim. Şuş, şuş. Hele şu çalgıcıya da bakın. Muhtar olacakmış da karılara haddini bildireceğimiş. O da eşeğe binmesini bilmiyor. Gülmeden inip gelir erimeden. Geldi geçti gülmeden. Dargın mısın Kezban yenge? Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Hacerimin kokusu, Hacerimin yazısı, onun el yazısı. Gümüş kemer belinde, cümle alem dilinde, muhtarım oldun Kezban yenge. Hepsini yapıştırdık. Hacer! Bu kağıtlar benim olsun. Deli, niye çıkardın onları? Onları evimize asmak istiyor.
Bakıp bakıp seni görmek istiyor. Deli 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 deli. Cemal tamam. Bir daha yapıştırırız oğlum. Ah Ercan, vallahi senin bu yaptığın da ne diyeyim? Biliyor musun Hacer? Ben sadece senin için muhtar olmak istiyorum. Çekil lan, git. Git buradan. Ana muhtar olacak. Abla sen de yüz verme buna. Deli o. Yürü hadi. Muhtar olacağım. Hacer'i de alacağım. Oh, oh, oh. Muhtar olacağım. Hacer'i de alacağım. Tamam dur dur. Bak Ercan, ben sana bir akıl vereyim mi? Ver ver, hadi ver. Sen muhtarlığı ne yapacaksın ya? İşin yoksa köylünün dırdırıyla uğraş. Boş ver. Ama Hacer. Benim dediğimi yaparsan Hacer kesin senin olur. Nasıl? Kezban yengeyi muhtar edeceğiz bu köye. Hep onun yanında olacağız. Onu muhtar edersek kızlarım da bize verir. Çaktın mı davayı? Ulan nasıl da sırıtıyorsun? Ulan sırıtıyorsun. Ulan sen ulan. Ne yapacağız? Hadi biner kama. Biner. Hacer, Hacer. Hacer. Çalgıcılara haddini bildirmeli. Haddini bildirmeli. Bana gülerler ha. Gülsünler bakalım. Kezban yengenin kim olduğunu göstereceğim onlara. Göstereceğim. Kezban. Ne? Niye bağırıp duruyorsun? Ne var? Şey Kezban. Sana bir şey oldu sandım da ondan. Daha olmadı. Emme olacağım. Galbur İsmet'in fındık ümmü gibi bir delireceğim. Bir delireceğim. Kezban yenge. Muhtarımız Kezban yenge, Kezban yenge. Muhtarımız Kezban yenge. Bu delilere ne oluyor? Seçmenlerin seni sevip saymışlar gelmişler. Muhtarımız, muhtarımız Kezban yenge. Onlardan seçmen olacak da hiç olmasın daha iyi. Kezban yenge. Kezban muhtarımız Kezban yenge, Kezban yenge. Ana! Kaçmayın lan! Yapmayın çocuklara, ayıptır ayıp. Çocuklar seni saymış sevmiş gelmişler buraya. Sus! Ben onların niyetini biliyorum. Sübiyemde gözlerim. Nerede yırtık donlu var? Kızıma talip oluyor. Ben onlara kız verir miyim? Gazetelerini aldım ana. Aman bana ne gazeteden. At gitsin. Atayım. Elin gazetesi atılır mı? Kendilerine verseydin.
Ver bakayım. Ülkemize büyük muhtarlar kazandıran büyük danışman. Ülkemize büyük muhtarlar kazandıran büyük danışman Tankut Danış. Büyük danışman ha. Cemal, Cemal. İki tane abini buraya getir hemen. Benim ümmetimi söyle. Hadi lan. Cemal. Lan falan deme. Saygılı ol. Abin onlar senin. Hadi lan. Tamam ana. Çabuk ol. Kaçırma. Hadi. Boş lan. Anam. Anam kanıyor. Kanıyor. Konuşma lan salak. Karadığı manadığı yok. Durun durun. Kaçmayın, vurmayacağım. Anam sizi ünlüyor. Anam bizi mi ünlüyor? He. Oğlum Ercem, bak dediğime geldik. Bu işte mal. Hadi gelin. Yürü lan. Hacer! Sus lan! Hırlandırma milleti, biraz sabret, yavaş ol. Zübi ortalıkta yok, nereye gitti acaba? Gir kız içeri. Bana burada yazan adamı bul, getir sonra dile benden ne dilersen. Ne dilersen mi? He. İkimiz de mi? İkiniz de. Ne dilersek mi? Ne dilersek mi? Tamam, hemen bulup getiririz. Hadi eğleşmeyin, koşun gidin. Tamam, gidiyoruz. Hadi. Yürü lan. Hadi. Nereye gönderdin onları? Öğreneceksin. Köylü de öğrenecek. Kezban yenge kimmiş görecekler. Peki, ne dilerlerse verecek misin? Ben sana dedim oğlum. Bu seçim işimize yarayacak. Kezban yenge muhtar olunca Sülbiye benim, Hacer senin olacak. Hadi bin lan. Binsene lan. Gidip getirelim şu adamı. Dur lan. Han. Canına mı susadın lan? Niye yaptın bunu? Sülbiye'min peşini bırak diyecektim. Bekir, gir gari içeri. Deli danalar gibi döndün durdun. Muhtar olacağım, muhtar olacağım. Bekir, ne oluyor sana? Muhtar olacağım, muhtar. Hadi gel içeri gari. Ne zamandır düven sürer gibi dönüp duruyor. Ben muhtar olacağım. O deli kezbanı da çatır çatır çatlatacağım. Muhtar olacağım. Amca, ne? Aklıma müthiş bir fikir geldi amca. Bir filmde görmüştüm. Kampanya da kampanya. Adamı şipşak muhtar ediyor. Bak şimdi ne yapacağız amca? Lan çavurun da muzarı. Yürüyün lan. Rezil ettiniz beni köye. Senin filmin de fikrin de yerin dibine batsın. Hele bir gelin bakalım eve. Bacaklarınızı kıracağım sizin. Almayacaksın bunları için ha. Muhtar olacağım. Muhtar olacağım. Sülbiye'm. Sensiz duramıyorum kız. Sülbiye. Bir kere ay yüzünü görüvereyim. Pencereye çık kız. Sülbiye. Sülbiye. Çıktı işte. Sülbiye'm. Ulan korkuyorum lan. Oğlum şimdi Kezban yenge falan görürse
Hadi gel gidelim buradan. Gidemem. Şimdi Kezban yenge çıkarsa. Sylvia. Sylvia. Kapattım. Hadi gidelim gari. Hadi. Bak Sadıç, sana Sülbiye'ye kavuşman için bir fikir vereyim mi? He. He. O zaman babanın muhtar olması için çalışacaksın. Baban muhtar olursa Sülbiye de senin olur. Nasıl olacak? Ulan muhtar ne demek biliyor musun sen? Muhtar bir köyün başbakanıdır. Cumhurbaşkanıdır. Bir emir verir, Sülbiye de senin olur. Olur mu? Kezban yenge. Muhtar bu oğlum, muhtar. Güvendire değil. Kezban yengeye bir iki fırça kıkı çıkmaz. Hemen verir. Baban muhtar olunca da sen muhtar oğlu olacaksın. Bir muhtar oğluna hangi ana kızını vermez ki? Bak, bir filmde seyretmiştim. Aynen dediğin gibi oldu. Suya gelir irmeden, penceresi dirmeden, hadini de bilmeden muhtar mı olacaksın Kezban yenge? Yenge yenge Kezban yenge muhtar mı oldun Kezban yenge? Hadi yemeği hazırladım. Kezban yenge muhtar mı olacaksın Kezban yenge? Sabahtan yenge, beri tın tın tın. Yenge... Vallahi kulağımın zarı patladı. Sen ne anlarsın kız? Heh? Zaten garı milletine gıcık oluyorum. Saçı uzun aklı kısa. Elinin hamuruna bakmadan muhtar olmaya kalkmıyorlar mı? Konuşma benim karşımda. Benim karşımda bir karı konuşamaz. Karı marı dinlemem, gebertirim seni. Anladın mı deli Kezban? Bekir'im, başım mı döndü? Ben Kezban değilim. Neyse, ben kafeye gidiyorum. Uyuduk Saffet'in aklına helalime rezil oldum. Şimdi kendi aklıma uyacağım. Sokakta kafede türkü söyleyeceğim. Oy toplayacağım. Haça teyze, sana bir türkü söyleyeyim mi? Çekin şuradan, eleştirmeyin sana. Seçimde bana oy vereceksin değil mi? Heh. Eğer verirsen her gün sana bir türkü söylerim. Seçimle meçimle işim olmaz benim, hadi orada. Vay Osman dayı, ben de sana geliyordum ya. Dedim ki Osman dayımın canı sıkılmıştır. Bir türkü söyleyeyim de neşelensin, kulağının pası silinsin dedim. Nasıl bildim değil mi? Selim kendini yordu. Ah seni kimler doğurdu? Seni doğuranlara. Bak hele şu gayri sokaklar deli doldu. Nereye ya, baksan tamam deli. Bana oy vereceksin değil mi? Vermeyeceğim. Ya ben nerede hata yapıyorum? Aa Karabaş. Sana bir türkü söyleyeyim mi? He? Ulan küçük çuram, ulan köpek bile dinlemiyor seni. Çarparım seni yere. Öteceksin adam gibi ötme. Milleti kaçırıyor lan. Allah Allah. Bana bak lan. Şimdi gayfede çalacağım seni. Eğer öyle dandur dandur sesler çıkarırsan hiç acımam, çat diye kırarım boynunu ona göre. Öteceksen güzel öt lan. Güzel. Dattırı dattırı dattırdom, ben o yarı topluyom. 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 Arkadaşlar, ne oluyor size? Ne bu kazık yutmuş gibi haliniz? Ha? Sevmediniz mi türküyü? Başka türkü söyleyeyim. Bende daha çok türkü var. Siz yeter ki beni muhtar seçin. Oyunuzu bana verin. Ayağa kalkın lütfen. Simetri. Design.
bakın. Bunda simetri var. Her şey düzenli olmalı. Dek durun. Heh. Şimdi ol. Tanıştırayım. Seçim danışmanım Tankut Danışman. Şehirden getirdim. Ben getirdim ben. Bu da bizim köyün gıygıycısı Çalgıcı Bekir. Muhtar olacağımış. Hangi suratla olacaksa. Danışmanım, buyurun gidelim. Buyurun lütfen. Onu ben getirdim ben. Bekir yandın oğlum. Kerem'in arpa tarlası gibi yandın gitti. Kezban yenge seni kazanda kaynatacak. Yağınla pilav pişirecek. Yok yok, katmerini yapacak. Senin danışmanı kim Bekir? Ben onlara simetri gösteririm. Sahiden simetri ne? Kezban'ın danışmanı. Adamın akıllı olduğu yürüyüşünden belli vallahi. Şuna bakın şuna. Burgulu Kamil gibi nasıl da yürüyor. Kezban yenge nereden bulmuş bu adamı? Vallahi köyümüze hiç böylesi gelmemişti. Şimdi bu adam Kezban yengeyi muhtar mı edecek? Vay anam vay. Hoş geldiniz. Bu ne? Ne oldu? Bir şey oldu adama. Galiba simetrisi var. Ben Ercep. Bu ne? Gel, al al. Nerede Bridgestone köyü? O ne lan? Herhal o da simetri. Bayan Pekmezci. Buyurunuz. Bayan Pekmezci mi? O da kim lan? Oğlum, Kezban yengenin soyadı Pekmezci ya. Adam Avrupalı gibi hitap ediyor. Duyun da medeniyet görün. Ya az buçuk danışman değil bu. Sizi muhtar yapacağım bu köye. Yalnız bilimsel, sosyolojik, antropolojik incelemeler yapmalıyım. Köyün etik olarak ivmesel yükselişini ele almalıyım. Ne diyor lan bu? Bu yüzden bazı testler yapacağım. Adam bir ton kitap bitmiş oğlum. Allame, allame. Sizin gibi cahil cühele değil. Hadi buyurun. Burhan! Sülbiyeme gideceğim. Bırak beni. Aklını başına al amcaoğlu. Hasretine dayanamıyorum gari. Ben Sülbiyemi isterim. Ne diyorum ben sana? Bu seçimde baban kazansın, Sülbiye senin işte. Gari kesin umudu. Amca! Durun lan, kaçmayın. Bir şey yapmayacağım. Bu kafasız köylü bir gariyi muhtar edecek başımıza. Yok be amca. Sen varken kim muhtar olur bu köye? Ulan oğlum, siz simetriyi görmediniz mi? Ne simetrisi amca? Köye simetri geldi. Kezban yenge simetri getirdi. O da nesi? Sen biliyor musun amcaoğlu? Bir keresinde bir filmde görmüştüm. Malkoçoğlu bir Bizans askerine simetri demişti. Adı simetriydi. Oğlum o Dimitri olmasın? Tamam, simetri Dimitri. Ne fark eder ki? Kesin lan. Gidin o simetriyi takip edin. Ne ediyor, ne işliyor bana haber verin. Tamam mı? Olur. Simetri nerede amca? Kezban'ın evinde. Şşt! Hadi. Evli evine, köylü köyüne. Ben de gelseydim. Hadi hadi. Hoş geldiniz. Bu kim? Kocam Salih. Aha! Olamaz.
Muhtarlık seçiminize büyük engel. Aranızda simetri yok. Bu seçmen için önemli bir konu. Seçmen önce simetriye bakar. Simetriyi beğenirse söylediklerinize dikkat etmez. Yani imaj efendim, imaj. Ama siz ikiniz olamaz. Kezban, ne diyor bu adam? Sus Paket, sen anlamazsın. Sen bu adamla mı seçimi kazanacaksın? Dellenme Kezban. Sus dedim sana. Anlamadığın işlere burnunu sokma. Aha. Saygılar matmazel. Ne? Allah'ım sen bana sabır ver. Bir de simetri çıktı başımıza. Ana ne güzel laf ettin. Biliyordum tabii. Adamın ismi Simetri ya. Simetri ne biliyor musun amcaoğlu? İşte bak. Ha. Böyle bir şey. Sülbi. Bilen amcaoğlu. Vallahi bir kız için aklını yiyeceksin ha. Sülbi. Baba niye gönderdi bizi? Ha? Simetri'yi takip etme. Onu takip edeceğiz. Ve sonra filmlerdeki gibi... Hangi filmdi be? Dur dur aklıma gelsin. Ha! Her şey düzenli olmalı. Aa. Aman yarabbim. Bunlar ne böyle? Aman Allah'ım. Kaldırın bunları. Şu eşyaları kaldırır mısınız oradan? Şunları da. Hepsini. Gözüm görmesin. Hepsini. Her şey düzenli olmalı. Oh, şimdi oldu. Her şeyde simetri. Her şeyde simetri. Ah, ne yapıyorsunuz siz? Sofrayı kuruyoruz. Olmadı Bayan Pekmezci, olmadı. Bir Bristol köylüsü asla böyle yapmaz. Ben oturarak yiyemem. Ben Sülbiye'mi görmek istiyorum. Allah'ım sen bana sabır ver. Deli olacağım gari. Bu adama sabredemeyeceğim. Salim. Ay. Danışman seni ünlüyor lan. Hadi. Ha, geldim Kezban'ım. Sülbiye nerede lan? Lütfen gelin Bay Pekmezci. Lütfen simetrime geçin. Sit down please. Anlamadım. Oturun lütfen. Ha. Yarından itibaren seçim kampanyasına başlıyoruz. Bana yardımcı olmalısınız. Eşiniz bu köyün muhtarı olacak. Onun için kampanyamızı çok ciddi, çok çağdaş, çok modern bir şekilde yürütmeliyiz. Öncelikle köyü tanımalıyım. İşte bu nedenle sokak sokak, ev ev dolaşıp anketler ve testler yapmalıyım. Şimdiye kadar hep böyle yaptım ve başardım. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman bana tuvaletin yerini gösterir misiniz? Sıkıştım. Buyurun. Şuraya bak, olamaz. Impossible. Şuraya bak. Ne düzensiz yerler. Olamaz.
Ama özverili olmalısın Tankut. Ne oldu bu adam amcaoğlu? Korkudan öldü galiba. Yazık. Yazık. Biri böyle, biri böyle. Bu köye simetriyi öğretmek lazım. Her şey düzenli olmalı. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Lütfen düzen efendim. Sırayı bozmayın. Yardımcı olur musunuz? İze girin, girin İze, gir İze. İze girin, hadi bakayım. Hiç mi danışman görmediniz? Gir İze ya. Amca hadi bakayım. Abi ne oğlum? Bu adam para mı dağıtacak? Para mı? Yoksa aşı mı vuracak? Ekmek kuyruğu mu bu? Söylesene abi niye kuyruktayız? Danışman size simetri öğretecek. Bunun ucunda para var mı? Amca, simetri bu, simetri. Vallahi Kizban yenge büyük kadındır vesselam. Muhtar olmadan küye hizmet veriyor. Hı-hı. Tamam ya, geç sıraya, geç sıraya, geç. Geçtik be sen de işe de durma ya. Başlıyor. Hı? Lütfen zili çalar mısınız? Zili çal, zili çal. Zili üç defa çalın. Ha, üç kere çalayım. Üç kere çal lan. Bu nedir? Bu ne diyor lan? Kağıt değil mi elindeki? Kağıt olsa sorar mı lan? Belli ki başka bir şey. Ceket! Ceket mi? Yuh lan! Kağıda ceket mi denir? Ulan ne diyeyim? Kağıda bu nedir diye sorarsa ben ne diyeyim? Bunun adı kağıt. Cahil köylü işte. Şimdi bunun üzerine mürekkebi döküyorum. Lütfen döker misiniz? Tamam. Ve mürekkepli kağıdı katlıyorum. Ve bekliyorum. Şivran, hoklavaz mı yoksa la bu? Yok lan, tanışman, tanışman. Şimdi sırayla bakın. Bu ne? Şey, sayın danışman. Gerçi siz daha iyi bilirsiniz de bir şey soracağım. Bunu niye yapıyorsunuz? Ha. Benim seçim kampanyamla bir alakası var mıdır? Ha. Bu bir test. Seçmen testi. Dünyada seçim kampanyaları böyle yapılır. Ha. Önce seçmeni test etmek, tanımak lazım. Sonra kampanya. Hı? Lütfen bayan Pekmez'i müdahale etmeyin şimdi. Kusura bakmayın. Gerçi ben biliyordum da. Bu cahil Cüheyla köylü bilmez. Onlar öğrensin diye söylüyorum. Tek tek söyleyin. Bu nedir? Ana bu bizim Kalburcu Osman'ın kara kaçanının kuyruğu vallahi. Yok be. Bu Çırpı Fadime'nin yampiri çocuğu. Amanin. Kör Ali'nin patlak davulu değil mi bu? Yok deve daha neler. Bu şey, bu kunak, bu kunak. Vay be. Vallahi bu mercimek Salim'e de çok benziyor. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim sarıdana yolun ortasına hani şap diye. O işte lan, o işte. Gübre lan, gübre. Bu ne biliyor musunuz? Bu simetri. Simetri. Tamam. Test bitmiştir. Yazık. Hiçbiriniz bilemediniz. Yanıldınız. Tüh lan. İşte simetri bu. Simetri mi? Bunun adı simetri. Allah Allah. Bir yaşıma daha girdim ha. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Siz ne zaman buna simetri dersiniz, o zaman yükselirsiniz. Ve bayan pekmezci bir simetridir. Siz de simetri olun.
ve onu köyünüze muhtar seçin. Ulan Kezban yenge simitri mi oldu şimdi? Yeter be yeter! Artık yeter! Bu kadar da fazla yani. Bu adam sizle hepinizle dalga geçiyor ya. Salim! Ah Kezban yenge ah! Ulan bir de şehir yerlerini gördüm, onca film seyrettim. Sen de böyle bir fikir bulsana. Bulacağım amca, bu da neymiş? Bu tamamıyla taklit. Bu adam beni taklit ediyor. Hem ben bunu bir filmde görmüştüm zaten. Hadi lan, gördüysen niye söylemedin şimdiye kadar? Ha? Ha? Hadi şuradan yürü. Merdivenden indim yıkıldım. Her gülden aldım tamahtımı. Kırmızı gül sende kaldı tamahtım. Al elime mor gınalar yaktılar. Gurbet ele sattılar. Söyle kızım, söyle. Ah, ah. Ne oluyor bu anana? Niye böyle delilikler yapıyor? El aleme maskara ediyor bizi. Ah kızım, ah. Yani senin halin de benim halim de aynı. Söyle türkünü, söyle. Anan muhtar olursa ne olur halimiz be? Yandık vallahi. Utanmadan bir de dedikodu mu yapıyorsunuz değil mi? Ayıp, ayıp. Ya senin yaptığın ayıp. Kezban, aklını başına devşir ya. Köy yerinde böyle kampanya olur mu? Eski köye yeni adet getirme. Getireceğim. Bu köye Kezban yengenin kim olduğunu göstereceğim. Beni herkes anlıyor. Emme kocam anlamıyor. Ben muhtar olayım. Çalgıcıların diline düşmeyeyim diye çırpınayım. Kocam beni anlamasın. Kezban'ım, ben seni düşünüyorum. Senin rezil olmanı istemiyorum. Seni sevdiğim için böyle yapıyorum. Beni sevsen, saysan yanımda olursun. Elin deli Ercebi bile beni anlıyor. Sen anlamıyorsun. Gel Kezban, gönderelim o adamı. Bak benim dediğimi yap. Şöyle aklı başında bir kampanya yapalım. Adam gibi bir kampanya. Şanımıza layık. Kezban, kim bu adam? Neyin nesi, kimin besi? Yahu yaptıkları akıl kârı değil. Bizim köylüde şebek oynuyormuş gibi toplanıyorlar başına. Şimdi ne yapıyor? Senden koca olsa ne olacak? Kezban, Kezban'ım. Burhan? Anne mi var Cem? Yo. O zaman her gün evinizde ne işi var? Ben istemiyorum ama annem çağırıyor, ne yapayım? Şuna bak ya. Ben adımımı atamıyorum evinize. Anne her gün evinizde. Dayanamıyorum ya Sülbiye. Bir gün elimden bir kaza çıkacak. Geberteceğim onu. Hadi git gari. Bir gören olacak. Ya bir gören olacak, gitsene. Sülbiye nasılsın? Sülbiye'm. Sen kime laf atıyorsun lan? Sana ne lan? Sülbiye'me nasıl laf atarsın? Sana ne? He? Aha. Sana tabii lan. Gel hadi. Gel lan buraya. Gel. Oh. Kime lan? Kime? Oh. Oh. Bana mı lan? Bana mı? Sana tabii lan. Oh. 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 Sana. Bırak lan. Oh. Bu ne? Oh. Oh. Bırak lan. Bıraksana lan. Oh. Oh, anam. Ulan gel lan buraya. Ulan soracağım bunun hesabını lan. Ulan. Oh.
Ulan var ya. Ulan var ya. Ulan. Koş koş. Ayıptır çocuklar, ayıptır. Ayrılın bakayım. Ayrılın. Seni bir de o evin yakında görürsem var ya. Hadi gebertirim. Hadi tamam bakayım. Hadi. Yeter ama. Bırak lan sen be. Ne haliniz varsa görün be. Korkutmak istememiştim. Ne işin var burada? Senin için topladım. Al, al. Ne güzel çiçek bunlar. Güzel değil mi? Sen daha güzelsin. Bak sen neler de biliyor. E hadi git dolaşma buralarda. Hacı. Biliyor musun? Ana muhtar olunca seni bana verecek. Avni abim söyledi. Hacı, Hacı. Ay dur, anam görürse kızar. E Kezban yengem de niye almıyor içeri bizi? Ne zaman çıkacak bu adam? Kaç saattir içeride? O senin gibi oturuyor mu? Düşünüyor adam. Seçim kampanyasını düşünüyor. Buldum. Düşündüm ve seçim kampanyası politikamızı belirledim. Yaptığım test ve incelemeler sonucunda köylünüzün kişiliğine, sosyal yapısına uygun süper bir kampanya şekli önereceğim size. Dediklerimi harfiyen uygularsanız seçimde muhtarlığınızı garanti ederim. Ne derseniz yaparız. Siz emir buyurun. Biz yapalım. Biraz uğraştıracak ama simetri Bay Pekmezci. Daima simetri. Her şey düzgün durmalı. Simetri. Burhan'ım, yavrum. Bu sevda yüzünden eridin bittin yavrum. Ah Kezban yenge ah. Ana. Sülbe'yi bir daha iste. Yoksam. Oğlum şu sıralar vermez. Bak ne diyorum. Belki Kezban yengenin gözüne girersen kadındır yufka olur yüreği. Baban duymasın da. Çıktım dağın başına, oturdum bak taşına, muhtarlık yakışır mı? Çıkmış kadın başına, hadi hadi oradan Kezban yenge, muhtarlık senin neyine? Hadi hadi oradan Kezban yenge, muhtarlık senin neyine? Bekir muhtar diyecekler, cümle alem bilecekler, amir memur gelecekler, bana muhtar diyecekler. Hadi hadi oradan Kezban yenge, muhtarlık senin neyine? Hala vazgeçmedin mi Bekir? Hadi hadi oradan Kezban yenge, muhtarlık senin neyine? Kezban yengeyle kakışmayla ne geçecek eline? Ben onu bu köye muhtar yapmam. Ben muhtar olacağım. Yeni bir türkü yaktım. Şimdi gidip köy meydanında okuyacağım. Amanin yine mi dellendin? Hey Allah'ım seçim gelince neden böyle oluyor bu millet? Anasından anasını şaşırıyor da acayip acayip işler yapıyor. Burhan! Git Saffet'e söyle. Yarın köy meydanında türkü söyleyeceğiz. Kampanya yapacağız. Hadi hadi oradan Kezban yenge. Kıymetli köylüleri. Hadi oradan. Simetriye aldanmayın. Biz çok simetriler gördük. Sizin gözünüzü boyuyor. Hadi oradan. Çalgıcı Bekir'i seçin. Evinizde rahat edin. Bahçenizde terleyin. Bağınıza düzen verin. Cebiniz para görsün. Divanlara köşülün. Kahvelerde bülbül gibi ötün. Yollarınız asfalt olsun.
Ya? Avlularınız sürülerle dolsun. Elektriğiniz kesilmesin. Sularınız kesilmesin. Çalgıcı Bekir'i seçin. Size türküler söylesin. Türkücüleri, artistleri köyümüze kadar getirsin. Filmler çektirsin. Eğer bu dediklerimin olmasını istiyorsanız, şu karşımızda gördüğümüz köyümüzün medarı iftiharı, büyük çalgıcı curacı Çalgıcı Bekir'e oy verin. Simetriye çarpılmayın. Simetri demek Dimitri demektir. Dimitri de Bizans döneminde Fatih Sultan Mehmet'e hainlik eden kumandandır. Siz de hainlik etmeyin. Çalgıcı Bekir'i seçin. Ah Kezban, biz de maskara ettin ya böyle. William, 8-1 diye bir centilmen var. Onun bir sözü var. D-H-A-R-E, D-H-A-R-E, Friye. Ne diyor lan bu? İngilizce konuşuyor. Vay Kezban yengeye bak. İngilizce bile konuşuyor. Büyük kadın vallahi. Büyük kadın. Kezban yenge! 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 İşte bu. Devam. Devam. Kezban yenge! Bir dakika, lütfen, lütfen. Kezban yenge değil, Bayan Pekmezci. Bayan Pekmezci değil. Ha, Bayan Pekmezci, Bayan Pekmezci, Bayan Pekmezci, Bayan. Vallahi bizim köy olanı böyle zulüm görmedi ha. Ne lan bu? Kıymetli köylüleri. Şuna bakın. Ben bunun tıpkısını bir filmde görmüştüm. İyi bakın. Artist bunlar. Artist. Kim o? Benim. Bizim köylüler böyle kül yutmaz. Böyle numaralara gelmez. Öyle değil mi abiler? Öyle öyle öyle. Senin simetrin kaç yazar be? He? Benim adım Saffet. Senin gibi simetrileri cebimden çıkarırım ben. Anladın mı Dimitri? Simetri. Dimitri. Simetri. Dimitri. Simetri.
Dimitri. Simetri. 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 Bak, bu da simetri. Bu da simetri. Simetri. Hoplayın ben simetri. Zıplayın ben simetri. Simetri. Hoplayın ben simetri. Zıplayın ben simetri. Simetri de simetri. Ulan bu deli ya. Simetri. Deli bu deli. Ya delirmiş ya. Yazık ya. Hasta oğlum bu hasta. Cezban yenge nerede buldu bunu? Hoplayın ben simetri. Amanın ben simetri. Hoplayın ben simetri. Zıplayın ben simetri. Simetri, simetri, hop hop, simetri, hop hop, simetri, 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 baba, simetri, oh, simetri, oh, simetri. Baba, baba, sakin, sakin, sakin ol baba, tamam. Baba, baba, sakin ol. Tamam, simetri. Geçti baba. Bir şuka baba, bir şuka baba. Tamam. Simetri. Gel baba. Simetri, simetri. İki gündür onu arıyoruz. Aramadığımız yer kalmadı. En son bu köyde olduğunu öğrendik. İnşallah üzmemiştir sizi. Baba, Simetri. Ne olur sakin. Simetri. Baba. Simetri. Simetri. Gel baba, evimize gidiyoruz. Her şey düzenli olmalı. Her şey düzgün olmalı. Her şey düzgün olmalı. Düzgün geç. Olmalı. Her şey düzgün olmalı. Gerçi zararsız biridir. Simetri takıntısı vardır. Bir zamanlar seçimlerde danışmanlık yapıyordu. Seçim otobüsü kaza yapınca o zamandan beri aklına bir şeyler oldu. Sürekli tedavi görüyor. İnşallah onun sözlerine itibar etmemişsinizdir. Birçok köy Simetri takıntısıyla epey karıştırdı da. Aramızda bazıları onu çok itibara aldılar. Köyümüzü Simetri yaptılar. Eğer size rahatsızlık verdiyse özür dileriz. Benden aldığınız gazete eskiydi. Geçen seneki. Salla. Size söyledim emme. Hışır! Arkadaşlar deli deliyi bulmuş valla. Bir anda deli Kezban, bir anda deli Simetri. Ah Kezban ah! Beni dinlemedin. Bu hale düşeceğimizi biliyordum zaten. Hışır! Hışır! Yürü! İner gelir ilmeden penceresi değil. Çalma şu türküyü baba, çalma. Ben size demiştim. Bunun aynısını bir filmde gördüm diye. Böyle şeyler Kezban'ım. Dünya hali. Dert etme. Adaylıktan çekileceğim. Muhtarlık bana göre değil. Ayşe kafa. Deli kafa. Niye böylesin? Kendini de aileni de rezil ettin el aleme. Yapma böyle şeyler Kezban'ım. Artık pes ettim. Varsın çalgıcı muhtar olsun. Ben vazgeçtim. Demek pes ettin ha? Koskoca Hulusi Ağa'nın kızı pes etti ha? Köyün Kezban yengesi nasıl vazgeçer? Nasıl yılar ha? Hayır Kezban'ım. Vazgeçmek yok. Sen muhtar olacak kadınsın. Bu köyde senden başkasına da yakışmaz. Bir kere de beni dinle. Simetrim yok emme. Dinlersin değil mi? Sen ne iyi insansın, ne sabırlı adamsın. Canım Kezban. Oh. Hamide! Şu ayrandan bir bardak daha koyver. Burhan, oğlum sana da vereyim mi bir bardak? Ne oluyor buna? Kezban yengeye çok kötü oldu baba.
Eşekten düşmüşe döndü. Beni eşekten düşürecekten mi? Ben onu eşekten düşürdüm. Gari muhtar benim. Ne oluyor? Ne demişler? Gülme komşuna, gelir başına. Ben yarın kayfiye gideceğim. Köylülerle konuşacağım. Onlara bir muhtar nasıl olur onu anlatacağım. Arkadaşlar, hepinize evvela hoş geldiniz der, selamlarımı takdim ederim. Görüyorsunuz ya, ben de laf etmesini biliyorum gari. Benim simetrim falan yok. Ben simetrisizim. Şimdi size simetrisiz bir türkü okuyacağım. Penceresi dilmeden, inip gelir ilmeden, geldi geçti gülbeden, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge. Nereye gitti bunlar? Allah Allah! Ne oluyor bu köylüye? Nereye gidiyor? Kafet, Kur'an! Nereye gidiyorsunuz lan? Ana! Yenge, muhtarım oldun Kezban yenge.